Şimdi esas mühim olan, insana çok da lazım olan kurban meselesi. Kurbanda ayıplı olursa kabul, kurban olmaz. Bir de av meselesi. Av da buna teallük ediyor. Yani yenilmesi lazım gelen hayvanlar. Bu uzun bir bahis. Kitab-ı Sayyidi ve Zebayih ve Tatahir. Av avlamak bahsi. Zebiheler, kesilen hayvan, hangileri kesilir, yenilir, hangileri yenilmez. Bir de kurban olacak hayvandaki aranılan evsaf nasıldır, ayıplı olursa hangisi caizdir, hangisi değildir. En evvela başladı bu kitabı, bablara teksim etti. Birinci bab, ayıpleri beyan ediyor. Babül uyubilleti la yecuzul hedaya ve dehaya izâ kânet biha. Şul ayıplar ki, o ayıplar hayvanda olursa hedi olamaz. Yani hacle götürüp de hedi kesecek olsa caiz olmaz. Yahut da kurban bayramı günü kurban kesecek olsa caiz olmaz. Bu ayıplar nelerdir? Bu ayıplarda ihtilaf var. Bazıları dört diyor, bazıları daha fazlaya çıkarıyor. İhtilaflı meseleleri beyan için bunu beyan ediyor. Haddesena Ebu Musa, Yunus bin Abdülala, kâle haddesena Abdullah bin Vehb, kâle akberani Amr bin el-Haris ve bin el-Lahi'a ve Leysu bin Sa'd. أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه براء بن عازب'ten sordular ki أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي dediler ki Resulullah Efendimiz kurbanlarda kerih gördüğü hayvanlar neler idi evmaneha anhu yahut da şu hayvan kurban olunmaz diye nehyettiği hayvanlar hangileriydi Bera ibn Azib'ten sordular. Fekale Hazreti Berayit buyurdular ki kâme fînâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim içimizde Resûlullah Efendimiz kıyam etti. Ve yedî aksaru min yedihî. Benim elim onun elinden kısa. Yani Resûlullah Efendimiz eliyle işaret etmiş. Bu da işaret ediyor ama böyle zannetmeyin. Resûlullah Efendimiz'in eli uzundu. Benim elim kısa. Onun kadar değil. Böyle elini uzattı demek istiyor. Evet. Fekale, Resulullah Efendimiz eliyle işaret etti ki erbeun la yudzi fi'd-dahaya. Dört hayvan kurbanda caiz olmaz. Al-evra kör. Öyle kör ki el-beyyun evraha. Körlüğü bayin. Hayvan yürüyemiyor. Öyle kör ki yolunu morunu göremiyor. Bir bu. Vel-arca topal. El-beyyinu arca. Topallığı bayin. Yani yürüyemiyor hayvan. Bir de var ki topal ama yürüyor hayvan. Kendi otlak yerine gidiyor. Yok. Hatta bu çok fazla. وَالْمَرِيدَةُ الْبَيِّنُ مَرَدُهَا Haste, hasteliği de hayvan haste ama bilinmez belki. Yok. Mümkünse o kadar haste ki hayvanın takati yok. وَالْعَجْفَى Bir de zayıf. اَلَّتِي Öyle zayıf hayvan ki لَا تُنْقَى İlici kalmamış. İlici yok. Muh kalmamış. Bu dört hayvanın kurbanda kurban olması caiz değildir buyurdu. Kâlil Berâ radıyallahu anh, Berâ ibn-i Azib buyurdular ki فَلَقَدْ رَئِيْتُنِ Ben beni gördüm. بَيْنِّي لَاَرَشَّاتَ وَقَدْ تُرْكَتْ Ben bir koyunu gider görürüm, bakarım kimse buna sahip olmamış, terk etmişler artık. Yani caiz değildir diye. فَأَسِيرُ اِلَيْهَا Ben ona yürürüm, o koyunun yanına. فَاِذَا تَرَفَتْ Gözünü açtı, yumdu mu hayvan, bir insan geldi mi gözünü açar, yumar. Ha. Böyle bakarım ki gözünü açtı, yumdu. اَخَسْتُهَا فَطَحَيْتُ Ben onu alır, kurban keserdim. Yok hayvan o kadar hasta ki gözünü de açamıyor. O daha caiz değil. Demek ki Hazreti Bera'ya göre bir hayvan hasta, hastalığı de fazla. Ne derece hasta olacak ki o kurban olmaya? İnsan yanına gittiği vakitte gözünü açıp da bakamıyor. Yok insan geldi diye gözünü açtı yumdu mu o kurban olur dedi. فَقُلْتُ لَهُ Diyor ben Hazreti Bera'ya dedim ki فَاِنِّي اَكْرَهُ اَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْسُنْ Olur ki yaşı küçüktür ben bunu hoşlanmam. Her bir hayvanı diyorsun ama belki yaşı küçüktür اَوْ فِي الْاُذُنُ نَقْسُنْ Yahut da kulağında noksanlık vardır kulağının bir kısmı kesilmiştir. اَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْسُنْ Yahut da boynuzun bir kısmı kırılmıştır. Buna ne diyeceksin? Dedim. فَقَالَ Hazreti Bera dediler ki مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ
hoşlanmadın mı terk et. Hoşuna giden hayvana al kes. وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى اَحَدٍ Fakat kimseye haramdır deme. Sen hoşlanmadın. Terk et. Onu başka birisi hoşlanır, keser. Haram kılma dedi. Şimdi Hazreti Bera ibn Azib'den rivayet edilen bu. Bu hadise göre bu dördü caiz değildir. Ötekiler caizdir. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَارِكَنْ حَدَّسَهُ اَنْ اَمْرِ بْنِ الْحَارِسِ اَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوسِ عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم براء بن عازب رسول الله Efendimiz'den rivayet ediyor ki süile sual olundu ki ماذا يتقى من الضحايا kurbanlardan sakınılacak hayvanlar kurbanda kurban yapmak için sakınılacak hayvanlar hangileridir hangilerinden sakınalım فَاَشَارَ بِيَدِهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Eliyle de işaret etti. وَقَالَ اَرْبَعًا İşte bu dört. Bu dördünü Resulullah Efendimiz işaret etti. وَكَانَ الْبَرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُشِيرُ بِيَدِهِ Bera, Peygamber Efendimiz nasıl işaret ettiyse o da öyle eliyle işaret ederdi. وَيَقُولُ derdi ki يَدِ اَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yalnız benim elim kısa, Resulullah Efendimizin eli uzundur diyor. O da öyle işaret ederdi. Eli dedi acaba böyle mi yaptı? Kolunu da mı uzattı? Onu demiyor ama elini yani. Benim elim onun elinden kısa. Artık koluyla beraber mi? Yalnız elim onu beyan etmiyor. İşaret etti dört hayvan. El-ercavül beyyinu dil'uha. Topal. Böyle dil artık kaburgadan yürüyemiyor. Kaburgadan kırılmış hayvan yürüyemiyor. Vel-evraül beyyinu avruha. Körlüğü zahir artık belli ki yürüyemiyor. Vel-maridatül beyyinu maraduha. Hasteliki zahir. Dışarıya vurmuş bu hasle vel acfaul lati la tunga içerisinde ilgi kalmamış hayvan o kadar zayıf. Bunların dördü kurbanda bayramda kurban olmaz. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Ebu'l Velid ve Habban ibn Hilal hâve haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle akberena Şöbe an Süleyman ibn Abdurrahman kâle semiyatu Ubeyde ibn Feyruz kâle seeltu'l Bera fe zekere mislehu. Aynen Bera ibn-i Azib'den bu hadisi şerifi başka bir senefte rivayet eyledi. Haddesena Yunus kâle haddesena Eyyubu bin Süveyd an el-Evza'iyye an Yahya ibn Ebi Ketir an Ebi Selamete ibn Abdurrahman an el-Bera ibn-i Azib radıyallahu anhu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem misle. Bera ibn-i Azib'den aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Gayre ennehu kâr. Şu kadar var ki bu rivayette dedi ki vel-acfâ'u leti la tunqâ. وَلَمْ يَقُلْ وَالْكَس۪يرَ Zayıf bir hayvan, o kadar zayıf ki iliği kalmamış dedi de وَالْكَس۪يرَ demedi. Yani kırık yahut da bir rivayette kebire, çok yaşlı. Bunu söylemedi. Bu hadiste bu da var. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ İmam-ı Tahavi dedi ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلٰى هَذَا الْحَدِيسِ Ülemadan bir kısmı buna zahip oldular. فَقَالُوا dediler ki لَا تُجْزِي شَاتٌ وَلَا بَدَنَةٌ وَلَا بَقَرَةٌ Koyun, deve, sığır hiçbirisi kifayet etmez. اِذَا كَانَ بِهَا وَاحِدٌ مِّنْ هَذِي الْعُيُوبِ الْاَرْبَعِ Bu dört ayıpten bir hayvanda varsa o caiz olmaz. Fi هَدِيِن Hedide de caiz olmaz. Kabe'ye götürüp kurban etmek için. وَلَا اُطْحِيَّ Yahut da bayram günü kesilen zenginlik kurbanında da caiz olmaz. قَالُوا dediler ki وَمَا كَانَ سِوَا هَذِي الْاَرْبَعِ Bu dört ayıpten başkası مِسْفُكَةُ الْعِلْيَ kuyruğu kesilmiş ve üzünü kulağı kesilmiş ve gayri zalik başka bir yeri noksan fe inne zalik o diğer ayıplar la yemne'u şâte ve lel bakarete ve lel bedene ne koyunda ne sığırda ne devede mani olamaz en töhte onun hedi olmasına ve la en yudahha biha kurbanda da kesilmesine mani değildir dediler. Bunlar işi biraz kolaylaştırdılar. Fakat ikinci zümrede daha başka ayıplar da gelip buna katışacak. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ اَيْضًا Gene bu mesele hakkında bunlar delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ مُحَمَّدِنِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَوَانِ وَشُرَيْكَنْ جَابِرًا مُحَمَّدِ بْنِ قُرْزَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِشْتَرَيْتُ كَبْشًا Ebu Said'in Hudri diyor ki ben bir koç satın aldım. لِأُضَحِيَ بِهِ kurban keseyim diye. فَعَدَ الذِّئْبُ عَلَيْهِ Kurt hücum etti ona. Fakat a iliyete o kuyruğunu aldı kaçırdı.
Fesuilen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e sordular ki bunun kuyruğu yok. Kurt kaçırdı, bu caiz olur mu olmaz mı? Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki dahi bihi, kurban kes. Demek ki kuyruğu olmasa caiz olurmuş dedi. Bu zümre böyle beyan ettiler. Ve halefehum fi zalike aharun. Başkaları bunlara muhalefet ettiler ki bunlardan başka daha başka ayıplar var. Onu da yarın inşallah Teala. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve halefehum fi zalike aharun. Bu mesele hakkında diğer alimler evvelki zümreye muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki la yecuzu en yudahha bişşâti ve la bilbekareti ve la bilbedeneti, gerek koyun, gerek sığır, gerek develeyi kurban kesmek caiz olmaz. Ve biha aybun min hâdihil uyûbil erba. Onda bu dört ayıpten ayıpten birisi bulunduğu halde onları kurban kesmek caiz olmaz. Evet. وَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَٰلِكَ اِذَا. Bununla beraber yine bunları kurban kesmek caiz olmaz. اَنْ يُضَحَى. Bunların kurban olması caiz olmaz. بِمَكْتُوَعَةِ الْاُذُنِ وَلَا اَنْ يُحْبَى. Kulağı kesik olursa o dörde ilave edilir, olur beş. Onun da kurban kesilmesi caiz olmaz. وَلَا اَنْ يُحْبَى. Hed edilmesi de caiz olmaz. Hedi de caiz değil, kurban olması da caiz değil. Demek ki dörtten başka bir de kulağı kesildi. Kesit. Oldu beş. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اَيْذَا. Bu mesele hakkında ihticac eylediler. بِمَا رُوْيَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadisten başka bir hadiste Resulullah Efendimiz'den rivayet geldi. Onunla ihticac eylediler. Bu hadisi şerif de şu. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرِ الْبَعْدَادِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّسَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت علي رضي الله عنه Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz buyurdular لا يضحى, kurban kesilmez, kurban olmaz. بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ. مُقَابَلَيْنَنْ وَمُدَابَرَةٍ. Mukabele demek ki hayvanın kulağının ön tarafından kesmişler, gerisinden az bir şey kalmış. Müdabere de arka tarafından kesmişler, ön tarafından az bir şey kalmış. وَلَا خَرْقَى, yahut da kulağını delmişler, delik. وَلَا شَرْقَى, yahut da dilmişler, uzunluğunda kulağını dilmişler. وَلَا عَوْرَى, yahut da hayvan kör. Bunlar kurban olmaz. Öyleyse bak, mukabele, müdabere, bu eyipler kulakta. Harka, şarka kulakta. Kulağa kesilmiş, tamamı kesilmiş olmuş yahut yarısından fazla kesilmiş. Bunlar da kurban olmaz. Eleyse o dörde bir de bunu ilave ederiz, olur beş. Evet. Haddesena Ravh ibn al-Ferec. Kale haddesena Amr ibn Khalid. قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق. شريح بن نعمان روايته لدي و شريح بن نعمان da diyor رجل صدق, yani doğru bir adam idi. أن علي'in doğru söyler bir adam, Hazreti Ali'den rivayete eylemiş. عن النبي صلى الله عليه وسلم, o da Peygamber Efendimiz'den, مثله, bunun mislini. Zaten evvelki hadisi de o rivayet eylemişti. Yalnız İmam-ı Tahavi bunu Ravh ibn-i Fereş'den rivayet ediyor. Ötekini Muhammed ibn-i Behr'den rivayet ediyor. Yani her ikisi de Şureyh ibn-i Numan'a çıkıyor. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib. Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad. Kale haddesena Şubetu en Katade. Kale semiyatu Cerye ibn-i Küleyb. Kale semiyatu Aliyyen radıyallahu anh. Bu sefer Hazreti Ali'den rivayet eden başka birisi. Şureyh ibn-i Numan değil. Cerir ibn-i Küleyb rivayet ediyor ki يَقُولُ, Hazreti Ali'yi eşittim, derdi ki نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz nehyederdi اَنْ عَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ. Boynuzunda ayıp olan, kulağında ayıp olan hayvanın kurban kesilmesinden
nehyederdi. Kâle Katâde, Katâde diyor ki fekultu li Said ibn-i Müseyyeb. Said ibn-i Müseyyeb'e dedim, sordum ki ma adbâül üzni. Haydi boyunuzundaki ayıp, boyunuzu kırık olursa ya kulağında ne gibi ayıp olacak ki ona adbâ desinler. Kâle dedi ki izâ kâne nısfu fe ekzere min zâlike mekdu'an. Kulağının yarısı yahut da yarısından fazlası kesik olursa ona adbâül üzün derler. Yani kulağının yarısı kesik. Yahut da yarısından fazlası. İşte bu hadis-i şeriflerde delalet ediyor ki o yukarıda zikredilen dört hayvan kurban olmadığı gibi beşincisi de kulağının yarıdan fazlası kesik oldu mu o da kurban olmaz. Haddesena Süleyman kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena Ebu Bekir ibn-i Ayyâş en Ebi İshak en Şureyh ibn Nu'man el-Hemedani عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت علي buyurdular ki Resulullah Efendimiz nehyilediler en yudahha bimukabeletin ev müdabere koyunun kulağının ön tarafını kesmişler geri tarafından bir miktar kalmış ona mukabele derler onu kurban kesmekten nehyiledi müdabere de arka tarafından kesmişler ön tarafından bir parça kalmış kulağı sallanıyor. Onu da kurban kesmek caiz değil. Onu da nehyiledi. Ev şerka yahut da kulağını dilmişler, dilik. Ev harka yahut da delmişler. Ev cedean cede kulağı fazla kesmişler. Yarıdan fazlası kesilmiş. Kura gibi olmuş. Bunları kurban etmekten Resulullah Efendimiz nehyiledi. Haddesene Yunus, kâle akbereni İbn-i Vehbin, kâle akbereni Süfyan-ı Sevriyyü, en Selamete bin Küheyl, en Haciyyeti bin Adi, en Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anhu, kâle. Hazreti Ali buyurdular ki, emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize emreyledi, en nesteşrifel ayne vel üzüne. Kurban kesilecek hayvanın gözüne ve kulağına bakalım. Gözü sağlam mı, değil mi, kulağı var mı, yok mu? Yani Resulullah Efendimiz sembetmiş ki bu iki azaya dikkat edin. Gözünde ayıp olur, kulağında ayıp olursa bu kurban olmaz. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nu'aym kâle haddesena Hasan ibn-i Salih ve haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id kâle akberena Şureyk kâle cemî'an en Selamete ibn-i Küheyl أن حجية بن عدي قال أتى رجل عليا فسأله عن المكسورة القرن حجية بن عدي diyor ki bir adam Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya geldi ve ona sordu عن المكسورة القرن bir hayvanın boynuzu kırık, kırılmış bu kurban olur mu olmaz mı? Fekale buyurdular ki لا يدرك sana zarar vermez boynuzun kırık olması zarar vermez قال عرجا topal topala ne dersin? قال اذا بلغت المنسك. O kestiğin yere kadar ayağının hayvan gidebilirse o da zarar vermez. Emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz bize emreyledi en nestesifel ayne vel üzüne. Göze dikkat edelim bir de kulağa dikkat edelim. Onlarda ayıp olmasın. قال أبو جعفر إمام التحاوي dediler ki ففي هذه الآثار işte bu hadisi şeriflerde olucudur النهي عن الأضحية النهي نهي olucudur neden عن الأضحية kurban kesmekte neyle kurban بمقابلتين مدابرة kulağının ön tarafı kesik ya kadar arka tarafı kesik olan hayvanı kurban etmekten nehi vardır ve zâlikesil üzün bu mukabele, müdabere de kulakta olur. مَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ قُبَالَةِ الْاُذْنِ eğer kulağın ön tarafından kesik olursa فَهُوَ مُقَابَلَ ona mukabele derler. وَمَا كَانَ مِنْ اَسْفَلِهَا kulağın alt tarafından kesik olursa فَهُوَ مُدَابَرَ ona da müdabere. Mukabele, müdabere yani kulağını tamamen kesip atmamış. Yarısından fazlasını kesmiş, gerisi duruyor. Yani kulak var ama fakat yarıdan fazla ya üst taraftan kesilmiş ya alt taraftan. İşte bu ayıp. Ayıp olduğundan, ayıp olduğundan dolayı bunu kurban etmeyin diye Resulullah Efendimiz nehyilemiş. Ve beyyene Sa'id ibn-i Müseyyeb
Seyyid ibn-i Müseyyep de beyan etti. Adba el-üzünü. Kulağı adba, kesik. Onu da beyan etti. Öyle adba ki el-menhiyye an zebhiha fil-utiyye. Kurbanda boğazlanmasında nehyedilen adba el-üzünü de beyan eyledi. Fekale dedi ki hiyel mektu'atü nısfü üzünüha. Kulağının yarısı kesik olan hayvandır. Ona adba el-üzün derler ki o da kurban kesilmez. Fesebete bizalik, işte bu hadislerle sabit oldu. Maul bir şey sabit oldu ki neha anhu, Peygamber Efendimiz onlardan nehyeyledi. Minzalik, bu acilden. Fil üzünü kulakta, kulakta bu ayetler olduğundan dolayı onların kurban kesilmesinden nehyeyledi. Ve lem yecüzlena terkuhu, bizim için bu hadisleri terk etmek caiz olmaz. Lenne hadisel bera ellezî zekerne, bizim yukarıda Bera ibn-i Azib'den rivayet etmiş olduğumuz hadis ki dört illeti beyan etti o. لَا يَخْلُوا مِنْ اَحَدِ وَجْهَيْنِ. Peki orada dört. Halbuki burada ona çıktı. Kulağın eyipleri de üç dört türlü oluyor. Hepsini toplasan bir türlü olursa beş olur. Ama birkaç türlü ayıp ayrı ayrı sayacak olursansa onu da geçer. Hazreti Bera ibn-i Azib'in hadisinde dört ayıp vardı. Kulak meselesi yoktu. Burada bir de bir kulak meselesi çıktı. Bu hadis ve o hadis taarruz etti. Nasıl olacak? Onun cevabında diyor ki Bera ibn-i Azib'in hadisi iki veçin birisinden hali olmaz. İmmâ en yekûne mütekaddimen. Bera ibn-i Azib'in rivayet etmiş olduğu hadis mütekaddimdir. Resulullah Efendimiz'den evvela sadir olmuştur. Elâ hadisi Ali'nin Hazreti Ali'nin bu hadisinden evveldir. Onu Resulullah Efendimiz evvela buyurmuş. Hazreti Ali'nin rivayet etmiş olduğu hadisi de sonra rivayet etmiş olursa feyekûne hadisu Ali'yin hâzâ, bu vakitte Hazreti Ali'nin bu rivayet etmiş olduğu hadis olur. Zâiden aleyh ziyade. Ziyade olur ki yani Resulullah Efendimiz evvela dört illetli hayvanın kurban kesilmesini nehyilemiş, sonra bir daha ilave etmiş olmuş, beş ziyade olur. اَوْ يَكُونُ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ اَوْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ yahut da müteahhir olan. Bera ibn-i Azib'in hadisi sonradan olmuş olan. Öyle olursa فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ o vakitte nesk edici olur. Bera ibn-i Azib'in hadisi Hazreti Ali'nin evet hadisini nesk eder olur. فَلَمَّا لَمْ يُعْلَمْ vaktaki bilemedik eğer nesih etmiş mi etmemiş mi? Ne bilinmedi? Nesih-u hadisi Ali'nin, Hazreti Ali'nin rivayet etmiş olduğu hadisin nesih olunduğu bilinmedi. بَعْدَ مَا قَدْ عَلِمْنَا سُبُوتَهُ sübutunu bildikten sonra Hazreti Ali'den sabit oldu. Böyle bir hadis var. Ama bu hadis mensuh mudur, değil midir? Bunu da bilemedik. Öyleyse جَعَلْنَاهُ سَابِتًا biz onu sabit kıldık, mensuh kılmadık. مَا حَد۪يسِ الْبَرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Bera ibn Azib'in hadisiyle beraber sabit kıldık. وَاَوْجَبْنَ لَعَمَلَ بِهِمَا جَمِيعًا her iki hadisle ameli vacip kıldık. O ki mensuh olduğunu bilemedik. Hem Bera ibn Azib'in rivayet etmiş olduğu hadis aldık. Hem de Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet edilen hadisi aldık. Öyleyse ayıplar dört tanesi Bera ibn Azib'in hadisinde var. Bir ayıp da kulak ayıpları da Hazreti Hazreti Ali'nin hadisinde var. Oldu beş ayı. Bu beş ayı bir hayvanda oldu mu hedi olması da caiz değil. Kurban kesilmesi de caiz değil. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse dese ki فَاَنْتَ لَا تَكْرَهُ اَتْبَاءَ الْقَرْنِ sen böyle diyorsun ama hadiste geldi ki boyunuzu kırık olsa, kulağı kesik olsa buna اَتْبَاءُ الْقَرْنِ وَالْاُزُنْ diyorlar. Bu ikisi bir hadiste geldi. Sen edbaülü üzni ayıplı saydın, edbaülü karini ayıplı saymadın. Boyunuzunun yarısı kırılmış, zarar yok diyorsun. Ama kulağının yarısı kesilmiş, o olmaz diyorsun. Bunu nereden ayırdın? Birbirinden niçin ayırdın? Ve fi hadisi Cerri ibn-i Küleyben Ali'in radıyallahu anh, hani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, halbuki Cerri ibn-i Küleyb Hazreti Ali'den rivayet etmiş olduğu hadiste orucudur. En nehyu anha, boyunuzu kırıktan da. Edbaül üzni vel karın ol değil mi? Kurban olmaz diye hadis Hazreti Ali'den bu hadis geldi. Sen yarısını alıyorsun, hadisin yarısını almıyorsun. Bu nasıl olur?
قِيلَ لَهُ وَعَدَمَا cevaben denildi ki اِنَّمَا تَرَكْنَ ذَٰلِكِ Biz onu terk ettik. Yani boynuzu kırık olan hayvanı o hadisten çıkardık. O hadiste kurban olmaz diyor ama biz kurban olur dedik ona. Niçin? لَاَنَّ عَلِيَّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَرَ بِذَٰلِكَ بَاسَنْ İkinci başka bir hadiste sordular ve hiç görmedi. Burada bunu rivayet etti ama sonra Hazreti Ali'ye sordular ki boynuzu kırık olursa la bes dedi. Kurban olur dedi. فِيمَا قَدْرَوَيْنَ عَنْهُ فِي حَدِيسِ حَدِيَّةِ بِنْ عَدِي Hadiyyeti bin Adi'nin hadisinde la bes dediği fetvayı aldık. فَعَلِمْنَا بِذَٰلِكَ Bununla bildik ki enne Aliyyen radıyallahu anh Hazreti Ali'nin bu fetvası لَمْ يَقُلْ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in o hadisini rivayet ettikten sonra kendiliğinden bunu demedi. خِلَافَ مَا قَدْ سَمَعَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den işittiği hadisin hilafına bu fetvayı vermedi. اِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ İlla kendi indinde onun nesk olunduğunu bildi de ondan sonra fetva verdi. Demek ki Resulullah Efendimiz boynuzu adba, kulağı adba yani yarısı yok olursa her ikisi de caiz değildir diye emreyledi. Fakat sonra Hazreti Ali fetva verince bundan anlaşılıyor ki boynuzunun ekserisinin kırık olması zarar vermiyormuş. Resulullah Efendimiz evvela nehyetmiş ama sonra bu nesk edilmiş. O neski biz bilmiyoruz ama Hazreti Ali o neski biliyor. O neski biliyor ki fetva vermiş. Neden biliyor? Resulullah Efendimiz'den işitmiş o hadisi rivayet etti. Nesk olmasa Resulullah Efendimiz'den işitmiş olduğu bir şeyin hilafına fetva verir mi? Vermez. Fetva verdiğine göre demek mensuh olmuş. Mensuhunun sebebini beyan etmiyor ama Hazreti Ali'nin fetva vermesiyle neskini biz anlıyoruz. Ve emma hadisu Ebi Sa'idin Hudri kuyruğunu götürdü. Peygamber Efendimiz'e geldi sordu dedi ki kurban kes. Buna ne cevap vereceksin? Öyleyse bir ayıp daha ziyade oldu. Kulak ayıbından sonra bir de azasının birisinin noksan olması. Mesela kuyruğunun bir kısmını kurt götürdü. Hepsini kurt götürdü yahu. Bak bu da noksan. Buna ne cevap vereceksin? Diyor bu hadise gelince رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيسِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيْرَف۪ي Ki bunu İbrahim İbni Muhammed'in Sayrefi'nin hadisinden biz rivayet eyledik. İmam-ı Tahavun'dan rivayet ediyor. Bu hadis fe hadisun fasidun. Bu fasit bir hadistir. Yani senedi fasittir. Fi isnadihi ve metnihi. İsnadında da fesat var. Metninde de fesat var. Yani hadis olmadığı meydana çıkıyor ki bu hadis değil. Kad beyyene zalike Şuabe. Bunun fesadını da İmam-ı Şuabe beyan eyledi. Nasıl beyan eyledi? Onu izah ediyor. Diyor ki حدثنا عبد الغني بن رفاعة أبو عقيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة شعبة رواتي كم ده عن جابر عن محمد بن قرزة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ديديك ولم نسمعه منه بيز أبو سعيد الخدري ده الإشيط مديك أنه اشترى كبشا بير قوتش aldı da لِيُضَحِيَ بِهِ وَنِي قُرْبَانِ اِسْسِنْ diye bir koç aldı. فَاَكَلَ ذَنَبَهُ Kurt onun kuyruğunu yedi. اَوْ بَعْدَ ذَنَبِهِ yahut bazısını ya kuyruğunun hepsini yahut da bazısını yedi. Bunu işitmedik biz. فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Kurt yedi de o da gitti Peygamber Efendimiz'e sordu an zâlike bundan ki bu kurban olur mu olmaz mı? فَقَالَ دَحِي بِهِ Resulullah Efendimiz'e dedi ki kurban kes. Böyle bir hadisi bize Ebu Seyyid'in Hudri'den duymadık diyor. Şimdi evvelki ravi Ebu Seyyid'in Hudri'den rivayet ediyor. İmam-ı Şuabe de rivayet ediyor. İmam-ı Şuabe diyor ki bu evvelki rivayet eden kim idi? İbrahim İbni Muhammed. O rivayet ediyor. Ebu Seyyid'in Hudri'den biz de rivayet eyledik. Muhammed İbni Karza vasıtasıyla. Biz bunu işitmedik onda. Öyleyse demek ki öteki adamın rivayeti doğru değil. Yanlış. Fakat fesede isnadu hadal hadis. Bu hadisin isnadı fasit oldu. Bima gad zekerina bizim zikrettiğimiz bu sahih sened sebebiyle. Ve fesede metnuhu metni de fasit. Metni nasıl? Lennehu kâle kata'a zenebehu abadı zenebihi. O koç almış da kurt gelmiş kuyruğunun hepsini yahut da bazısını kesmiş almış götürmüş de ondan sonra da kurban olur denilmiş.
Bu da fasit. Niye? Fe in kana'l ba'du huvel maktu. Eğer kuyruğunun bazısı kesilmişse fe yecuzen yekune zalika kalle min rubbihi. Kurt geldi, kuyruğunu kopardı. Kuyruğunun dörtte birinden az bir miktarını kopardı. Caiz. Dörtte birinden az olursa kurban olur. Bu vakitte Resulullah Efendimiz de kurban kes dedi. Çünkü dörtte birinden az olursa zarar vermez. Caiz ki böyle oldu. Ve zalike la yemne'u an yutahha bihi. Dörtte birinden az olursa onun kurban kesilmesine mani olmaz. Bu ihtimal var. Fî kavli ahadim minen nâs. Yani ulemadan hiçbir kimse dörtte birinden az bir kurt almış götürmüşse bu kurban olmaz demiyor. Mani değildir diyorlar. Bütün ulema bunda müttefik. وَلَوْ كَانَ الْحَد۪يسُ كَمَا رَوَاهُ اِبْرَاهِمْ اِبْنُ مُحَمَّدٍ İbrahim İbn-i Muhammed'in rivayet gibi olsaydı hadis ki اَنَّهُ قَتَعَ اِلْيَتَهُ kurt geldi kuyruğunu her kökünden götürdü olsaydı لَحْتَمَلَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ اِيْدَى Onun da bir ihtimali vardı. Bu kuyruğunu götürdü. Kuyruğunu götürdü ne demek? عَلَى بَعْدِهَا Yani kuyruğunun bazısını kurt götürdü. Buna bu mana da verilir. لَاَنَّهُ قَدْ يُقَالُ Araplarda denilir ki قَتَعَ اِلْيَتَهُ اِذَا قَتَعَ بَعْدَهَا Kurt gelse de kuyruğunun bazısını kesse götürse derler ki kuyruğunu kesti götürdü. Ama hepsi mi? Hepsi şart değil ki bir kısmını götürse gene kuyruğunu kesti götürdü derler. كَمَا يُقَالُ قَتَعَ اِسْبَاهُ اِذَا قَتَعَ بَعْدَهَا Bir adam bıçağının bir iş yaparken parmağını kesse, az bir şeyde kesse ne derler? قَتَعَ اِسْبَاهَا Parmağını kesti. Yani parmağını kesti, parmağının hepsini mi kesti? Yok, parmağından azıcık kesmiş. قَتَعَ اِسْبَاهَا derler. Bu da böyle. Yani o hadis senedi fasit ama senedi sahih olsa bile bu manaya gelir ki kurt gelir bir parça kuyruğundan koparır. O da der ki قَتَى اِلْيَتَهَا Onun ilyesini kopardı yani belsini kopardı. Bu manaya gelir. Bunda zarar yok. فَتَصْحِيهُ هَذ۪ي لَا سَارُ Öyleyse bu hadisler böyle muhtelif olunca bunları bir araya getirip tasih etmek lazım. Hepsinden sahih bir mana çıkarmak lazım. فَتَصْحِيهُ هَذ۪ي لَا سَارُ Bu eserlerin tasihi يَمْنَعُ اَنْ يُضَحَّى بِلَرْبَى Tasih edersek ise şu manayı veririz ki يَمْنَعُ Bu hadisler mani olur. اَنْ يُدَحَّ Hayvanın kurban edilmesi. Ne sebebiyle? بِالْاَرْبَعَ Dört ayıp sebebiyle. اَلَّتِي Öyle dört ayıp ki fi hadisi Bera. Bera ibn Azib'in hadisinde vardı. Neydi o dört? Açfa. Çok zayıf. İlgi yok. Bir. Gözü kör. Artık gözünün körlüğü meydanda. İki. Hasta, o kadar hasta ki gözünü açıp yumamıyor artık belli. Bir de neydi? Ha? Topal. Topal. Arca. Yürüyemiyor. İşte bu dört ayıp bu. Bu dört ayıpten başka ev bil mukabeleti vel müdabere. Bir de mukabeleyine müdabereyi ilave ederiz. Kaç olur? Altı. Ha? Elleti fi hadisi Bera işte dördü Bera ibn Azib'in hadisinde. Bir de mukabele ve müdabere. Vahiyye o da nedir? El meşkuketu ekser uzuniha kulağının ekserisi kesilmiş min kubuliha min dübiriha. Ya ön tarafından ya arka tarafından. Ön tarafından kesilmişse mukabele, arka tarafından kesilmişse müdabere. Kaç oldu? Altı oldu. Yoğun ikisini bir sayarsıksa beş olur. وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ لَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي Bunlar mukabele, müdabere ki kulağının yarısından fazlası ayıptı. Bunlar kurbanda caiz olmazsa فَالْمَكْتُوَعَةُ الْاُذُنْ Kulağı külliyen kesilmiş, tamamıyla kesilmiş. اَحْرَانْ لَا تُجْزِي O kifayet etmemekle o daha layıktır. Kulağın hepsi kesilmişse o hiç caiz olmaz. Öyleyse bu hadisleri böyle tasih ettik. Öyleyse Bera ibn Azib'in hadisinde dört ayıp var. Bir, bunları aldık. Bir de mukabele, beş. Bir de müdabere, altı. Bir de bunlara kulağı külliyen kesilmiş. Oldu yedi. Ve kezalike fin nazari indena. Bizim indimizde kıyasla da böyledir. Kullu udvin kuti'a min şatin. Her bir aza ki bir de, koyundan kesildi. Mislu dır'iha memesi gibi, evliyeti ha kuyruğu gibi, fezalike yemne'u en yutahha bi'ar.
يَمْنَعَنْ يُضَحَّى بِهَا اِذَا قُتِعَ بِكَمَالِهِ Bir hayvanın bir azası tamamiyle kesilirse o kurban olmaya caiz değil, kurban olamaz. Mesela kuyruğu tamamiyle kesilmiş, memesini tamamen kesilmişler yahut ayağının birisi tamamiyle kesilmiş. Hayvan ölmemiş ama fakat o ağza tamamiyle gitmiş. Fakat ubadihi, evet. Şimdi bu o üzü tamamiyle kesilmişse bunda ittifak var, o kurban olmaz. Ama ağzanın bazısı kesilmişse fakat ubadihi, ağzanın bazısının kesilmesi fi inne ashabena rahimehumullah, bizim ashabımız, bizim imamlarımız yahtelifune fi zalik, bunda ihtilaf ettiler. Kuyruğunun bazısı kesilmiş, memesinin bazısı kesilmiş. Bunda ihtilaf etti. İmam Ebu Hanife ile İmameyn burada ihtilafları var. فَأَمَّا أَبُوْ حَنِيفَ رَحْمَةُ اللّٰهِ لِإِمَامَ أَبُوْ حَنِيفَ فَرُوِيَ عَنْهُ Ondan rivayet edildi. الْمَكْتُعُ مِنْ ذَٰلِكَ O azadan kesilen. اِذَا كَانَ رُبْعَ ذَٰلِكَ الْعُضْوِ O azanın dörtte biri kadar kesilmişse fesaiden dörtte bir yahut dörtte birden ziyade لَمْ يَصِحَّ بِمَا قُتِعَ ذَٰلِكَ مِنْهُ لَمْ يَصَحَّ Sahih olmaz. Yani kurban kesilmesi sahih olmaz. Ne sebebiyle? بِمَا قُتِعَ ذَٰلِكَ مِنْهُ Ondan dörtte bir ve dörtte birden ziyade kesilmesi dolayısıyla kurban olmaz. وَاِنْ كَانَ اَكَلَّ مِنَ الرُّبْعِ Yok. Dörtte birden az olursa دُحْيَ بِهِ O kesilir. Bu لَمْ يَصِحَّ de yazmış ama لَمْ يُضَحَّ olsa da olur. لَمْ يُضَحَّ kurban kesilmez. Çünkü aşağıda da datılan geldiğine göre herhalde metbeede nokta tutmamış. لَمْ يُضَحَّ Hulâs-ı İmam-ı Azam diyor ki o azanın dörtte bir daha ziyadesi kesilmişse kurban edilmez. Ama dörtte birden azısa zarar vermez. Kurban kesilir. İmam-ı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh böyle dedi. وَقَالَ اَبُوْ يُسُفْ وَمُحَمَّدْ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ İmameyn dediler ki اِذَا كَانَ الْمَكْتُعُ مِنْ ذَلِكَ O hayvanın üzvünden kesilen şey olursa huve nisfe fesaiden yarı yahut yarıdan ziyade olursa fela yudahha kurban edilmez. Ne sebebiyle? Bima bir şey sebebiyle ki iza kuti'a zalike minhu ondan yarıdan fazlası kesilme sebebiyle caiz olmaz. Ve in kana aqalla min an-nisfi yarıdan az olursa fela ba'se yudahha biha. Kesilmesinde zarar yok. Demek ki şimdi dörtte birden fazla olur. Yarıdan noksan olursa ihtilaf orada. İmam-ı Azam'a göre caiz değil çünkü dörtte birden fazla. İmameyn'e göre caiz çünkü yarıdan noksan. Bunda ihtilaf var. İlla anne Ebu Yusuf rahimehullah illa şu kadar var ki İmam Ebu Yusuf zekere kendi zikretti yazdığı kitaplarındaki ennehu zekere hadal kavle le Ebi Hanife. İmam Ebu Hanife'ye kendi fikrini beyan etmiş. Zikretmiş ki biz böyle iştihad ettik ki yarıdan fazla kesilmişse caiz değil, yarıdan az olursa caizdir. فَقَالَ لَهُ Bunu zikredince İmam Ebu Hanife de dedi ki قَوْلِ مِسْلُ قَوْلِكَ Benim kavlim de senin kavlin gibidir. Yani dörtte birden vazgeçiyor İmam Ebu Hanife. Ben de senin gibi yarıya hükmettim. Çünkü yarıdan aşağı olursa yok sayılır. Yarıdan fazla olursa hepsi sayılır. Benim sözüm de senin sözün gibidir dedi. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla da sabit oldu. رُجُوعَ اَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلِيهِ İmam-ı Azam'ın rücu'u sabit oldu. اَنْ قَوْلِهِ الَّذ۪ي قَدْ كَانَ قَالَهُ Evvelce demiş olduğu sözden rücu etti. Neye? اِلَى مَا حَدَّسَهُ بِهِ اَبِي يُسُفْ İmam-ı Ebu Yusuf'un söylediğine rücu ettiği sabit oldu. وَقَدْ وَافَكَ ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ Bunların kavilleri bu ya, bunlar muvaf oldu. Bunların kavilleri muvafık geldi. Neye? مَا رَوَيْنَا عَنْ سَعِيدِ بِنُ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda Said ibn-i Müseyyed'den rivayet etmiş olduğumuz hadise muvafık geldi. Nerede? فِي تَفْسِيرِ الْعَدْبَاءِ اللَّتِي قَدْ نَهَا اَنِ الْعُطْحِيَةِ بِهَا O adbayı tefsir etti ya, Resulullah Efendimiz adbâ-ül hüsni vel karinden nehyetti dedi ya, ona Katade sordu ki ne demek adbâ-ül hüsni vel karin? Dedi ki yani ekserisi kulağının yahut da boynuzunun ekserisi kesilmiş olursa. Bu da İmameyn'in kavline muvafık geldi. Demek ki yarıya kadar yahut da yarıdan fazla olursa caiz değil. Yarıdan az olursa zarar etmez. Bu rivayete muvafık geldi. وَاَنَّهَا
tefsir etti ki etba'ul üzün el mektu'atü nisf yüzeyha. Kulağının yarısı kesilendir. Ve kullu ma kana min hada, her bir hayvan ki böyle oldu, kulağının yarısından fazlası yahut da yarısı kesilmiş oldu, la yekun udhiyeten, o kurban olmaz. Ne için? Lima kat naqasa minhu. Çünkü o hayvanda noksanlık oldu. O da ne? Kulağı noksan sayıldı. Fe innehu la yekunu hediyen. Bu kurban olmadığı gibi hediye de olmaz. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.